Herkese merhaba, ben Gülçin Alkışlar, kanalıma hoş geldiniz. Plodve'ye yaklaşık 40 kilometre olan Hisarya adındaki bir yere getirdim size. Hisarya, kaplıcaların sıcak su kaynaklarının bulunduğu bir bölge. Birçok otel var, spa otelleri var özellikle ve tedavi amaçlı burayı çok ziyaret eden insanlar var. Otellerde hatta doktorlar bulunuyor. Doktorlar için ekstra bir ücret ödüyorsunuz. Onlar size tedavinizin nasıl bir süreçte olacağını, nasıl uygulanması gerektiğini söylüyor ve sizi takip ediyor. Buraya sürekli gelen insanlar var. Biz de buraya aslında su için geldik. Çünkü buranın kaynak suyu çok değerli. Bu suyu içme suyu olarak değil ama yemeklerde falan kullanmak için alacağız. Gelin size göstereyim şimdi. Burası çeşmenin bulunduğu yer. Görüyorsunuz bayağı sıcak sıcak şurada. Bu hala çıkıyor. Hemen bir sıcak yapıyor burada. Elimizde yiyebilecek miyiz? Yani elimizin yiyebileceği kadar ama bence 45 derece falan olabilir. Bayağı sıcak. Bu arada suyun içeriği ile ilgili bilgiler burada. Tabi Bulgarca yazıyor. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Bir çevirisini alıp sizinle paylaşırım ayrıca. Bu arada bu su kaynak su olduğu için içinde çok fazla gazlar bulunuyormuş. Kullanmadan önce, içmeden önce beklemesi, havalandırılması gerekiyormuş. Bu her kaynak su için geçerliymiş. Bekleme tankları da beklermiş normalde kaynak suları. Dolayısıyla bunların da bir süre beklemesi gerekecek. Havalandıktan sonra, içindeki gazların arındıktan sonra kullanılabilecek. Böyle bir bilgi vermiş olayım size. Bekliyoruz. Daha bidonlarımız var. Olacağız. Sıcaklığı 51 dereceymiş bu arada. Başka pH'i falan var mı bilgi olarak orada? 9.09 pH'i varmış. Ben yazıyor zaten pH diyor orada. Çeşmeli sıra var. Göstermek istiyorum size. Güzel oteller, restoranlar var bu arada. Burası baharda müthiş olur. Yeşillik. Biz de baharda bir geliriz buraya herhalde. Güzel bir yerleşim. Roma mezarlarının olduğu yere geldik. Burada görevli falan kimse gözükmüyor. Bakalım gelebilecek miyiz? Kapanmış. Saat 16'ya kadar çıkmış. Bir şey göremeyeceğiz. Kapı duvar. Şu an bir komplekse geldik. Kompleks Trakeski adında bir yer. Burası yol üstünde bir yer. Şöyle hatta şuradan yol geçiyor. Böyle otoban falan da değil. Bayağı tek yön gidiş, tek yön gelişli bir yol kenarında bu otel. Bu otelin özelliği bir at çiftliği aynı zamanda. Şöyle
Hatta bir atınız varsa burada bırakabiliyorsunuz. Bakımını da yapabiliyorlar. İstediğiniz zaman da atınıza binmeye gelebiliyorsunuz. Ve bu otelde kendi birasını üreten bir otel. Jagernov adında bir birası var. Bu birayı Plovdiv'de bir restoranda da içebiliyorsunuz. Burada da içebiliyorsunuz. Şimdi biraz oteli size göstereyim. Bu arada bugün otel dolu. Hiç yer yok otelde. Biraz gezelim. Bakın. Çok güzel. Bir üye var. Tanrım. Alıyor mu? Ay çok korkunç. Şöyle salatalar, sezer salata. Fiyatlar da böyle. Atıştırmalıklar. Yani bir tık Plovdiv'deki restoranlardan bir tık yüksek. Böyle 1-2 level fark ediyor ama çok büyük bir farkı yok. Bahsettiğim bira da bu. Jagernov. Ev birası. Yedi olacak zaten bize bakalım. Buna genç dana eti diyorlar burada. Young whale. 300 için rezerve. Evet. Bu Pirilenka. Klasik. Peynirli patatesimiz, kebapçe. Başka bir şey istemedik mi? Burada kocaman bir bira. Şunu versene bana. Kocaman, kocaman bir bira geldi. Ve tadı çok güzel. Pişirebiliriz. Balık yemek ister misin bu akşam? Yoksa köfte mi? Balık yemek istiyorum. Ayağımı şuraya koyarsam ne olur? Fırlarım bu cumbrop diye. Evet. Fırlarım. Şimdi Grebnovaza'ya geldik.
pazar günümüz biraz daha böyle yakın yerlerde geçiyor. Grebnabaza'da yapay bir gölet var. Şu arkamda görmüş olduğunuz, burası kürek takımlarının çalıştığı bir gölet. Etrafında çok fazla spor kompleksi var. Çocuklar için özellikle işte tenis sahaları, basketbol, voleybol, spor yapılabilecek aletler ve gerçekten güzel yani. Profesyonel. Zaten sporcular genelde burada takılıyor. Biz de genelde Atlas'a scooter sürdürmek için buraya geliyoruz. Yürüyüş yapmak için buraya geliyoruz. Şimdi uzun bir tur yaptık. Şu arkamda görmüş olduğunuz şeyi komple dolaştık. Bugün biraz daha yürüyüş spor günü. Buradan da herhalde evimize gideceğiz. Birazdan Atlas Yamulur arabasında. Biraz alışveriş, sonra ev. Artık hafta sonunu bitiriyoruz. Kulaklarım dondu bu arada. Önümüzdeki hafta İstanbul'dayım. Çok özledim. Bu hafta da geçireceğiz. Cuma günü İstanbul. Orada da devam. Burası kürek takımlarının çıkış yaptığı yer. Bayağı büyük. Biz şuradan bir tur attık. Videomu aldım. Hadi gel kapanışı beraber yapalım. Neyi kapatıyoruz? Vlogu kapatıyoruz şimdilik. Belki devam ederiz bilmiyorum ama. Çok zor. Gün batımı çok güzel değil mi aşkım? Evet. Şimdilik hoşçakalın. Evet. Söyle bir şeyler. Güle güle.